Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 3. sanayi esnafını ziyaret etti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 3. sanayide esnafla buluşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun Türk şirketleri ve bankalarını izleyeceğini bildirmesi hakkında değerlendirmesi sorulan Zeybekçi, bu kuruluşlar dünyayı, ekonomiyi bu kadar iyi bilenler ve global ekonomiyi bu kadar iyi okuyabilenler, Türkiye'ye gelince mi bu işi bilemiyorlar diye sorular akla gelebilir dedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları'nın Türkiye ile ilgili yaptığı yorumlar tam anlamıyla Türkiye'yi tam anlayan yorumlar değildir. Türk ekonomisinin detaylarını bilen yorumlar değildir. Şunun için söylüyorum bunu, yani bu kadar uluslararası derecelendirme kuruluşları, dünyayı bu kadar iyi bilenler, ekonomiyi bu kadar iyi bilenler, global ekonomiyi bu kadar iyi okuyabilenler Türkiye'ye gelince mi bu işi bilemiyorlar diye sorular akla gelebilir. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de şirketleri kırılgan gören, yani özellikle Moody's'in yaptığı en son açıklamada Türk şirketlerinin döviz bazındaki borçlu olmasından dolayı bu yapıyı dile getirmeye çalışıyorlar. Türk şirketlerinin varlıkları konusunda tam derinlemesini bilemiyorlar meseleyi. Yani Türklerin bu döviz bazındaki borçlarının yurt dışındaki rezervlerinin detaylarını bilmiyorlar. Çünkü Türk şirketlerinin birçoğunun yurt dışında kendilerine ait olan, hepimizin bildiği gerçekler bunlar. Ama maalesef bir yabancının anlaması o kadar da kolay olmuyor. Bu şirketlerimizin, yani döviz bazında borçlu olan şirketlerimizin yurt dışında temin ettikleri kredilerin karşılığını gösterdikleri yerlerde kendi öz varlıkları da var. Bu genelde ölçümlere girmez. Bu da Türk şirketlerini sanki yeterli teminat ve karşılık göstermeden kredi almış gibi gösterirler. Bu yanıltıyor. Onun için ben Türk şirketlerinin, Türkiye'deki döviz bazında borçlanmış olan şirketlerin bu alanda bir tehlikelerin olduğunu, bir risklerin olduğunu inanmıyorum. Yani o kadar büyük bir tehlikenin olduğunu inanmıyorum. Kaldı ki bununla ilgili tabii ki Türkiye'nin yaptığı bu mahkeme kararını uygulama anlamında yaptığı şeyi şu anda herhalde bildiğim kadarıyla yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Yürütmeyi durdurma kararı zaten bir hukuk kararıdır, mahkeme kararıdır. Ama Twitter'ın da yapması gereken, uluslararası bu tarz sosyal medya organlarının yapması gereken ülkelerin ve insanların haklarına saygı göstermek, ülkelerin egemenlik göstergesi olan mahkeme kararlarına saygı göstermektir.